Şu anda 233,80 kuruş. Kırtasiyede tabii okullarda listeler çıkıyor. Oluşan bu listeler çerçevesinde defterdi, kalemdi, boyalardı, çantaydı ve bütün kırtasiye malzemelerinin %90 küsürü hazırdır. Şöyle en başta temel kırtasiyenin malzemelerinden bir tanesi defter, kağıttır. Kağıt fiyatları hemen hemen 2 kat 3 katına yakın arttı. Örneğin geçen sene fotokopi kağıdını 25 lira satarken bu sene 90 lira seviyelerinde gidiyor. Defterler daha keza kağıda bağlı olduğu için kağıt da büyük bir oranda yurt dışından geliyor. İsterseniz fiyatlar yani 2 katına yakın artış var. Onun haricinde diğer kırtasiye ürünlerinde de yine dolar bazlı ve petrol bazlı ürünler genelde hemen hemen 2 katına yakın artış var. İlkokul, ortaokul, lise seviyesine göre söyleyebiliriz. Ya ilkokulda en kötü şu an temel ihtiyaç, yani çanta dahil olursa 1000 lirayı buluyor bir öğrenci. Ama işte çantası varsa öğrencinin 500, 600, 700 bu civarda tutabilir. Yani ortaokulda bu civarda tutuyor ama en çok malzeme tutan, para tutan şeyler anaokul grubunda. Anaokul grubunda çok fazla malzeme yazıyorlar. Haliyle oranın listeleri 1000 lirayı aşıyor. Yani 1000 lira aşağısında liste yok orada. Birincisi tabii en başta zincir marketler. İkincisi internet siteleri. Zincir marketler her zaman için bir hafta, iki haftalığına, bir aylığına ürün getiriyorlar. Oysa biz bütün sezon boyunca, bütün sene boyunca ürünlerimiz her zaman elimizde, müşterilerimizde hazır bir şekilde bekliyor. Bir de zincir marketlerin gücü çok fazla. Haliyle onların çok kendi markaları var, kendi ürünleri var. Küçük esnaf korunmuyor. Haliyle küçük esnafın bizim gibi bir tek dükkan var mesela. Çok ayakta kalma şansı bayağı bir zor. Ayakkabıyı adam satıyor, cep telefonunu satıyor, araba lastiğini satıyor, kırtasiyeyi satıyor. İster istemez yani para, güç, sermaye bir yerde buluşuyor. Bütün bir sezon boyu sadece bugüne yoğunlaşıyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık tabii. Fakat mesele sadece hazırlıkları yapmak değil. Yani bugün kırtasiyecilerin içinde bulunduğu durum çok acı. Öyle ki yani sezon geldiğinde büyük amevelerden tutun da bakkala kadar, ayakkabıcıya kadar bu sektörde nasip almak istiyor. Türkiye'de herhal esnaf olarak, meslek olarak kırtasiyeciler kadar sahipsiz bırakılmış bir sektörü yok. Seçilen başkanlar dahi Kırtasiyeciler Derneği olarak büyük AVM'lerin bu işi yapmamaları için Cumhurbaşkanı'ndan söz aldıklarını söylemişlerdi. Bununla birlikte sektör koruyuculuğu yapılacaktı fakat gördük ki hiçbir şey yok. Geçirmiş olduğumuz bütün sıkıntılar bu hastalık nedeniyle, virüs nedeniyle daha doğrusu. Bizim gibi birçok esnaf uzun süre dükkanlarını açamadılar. O günkü hastalıktan dahi nimetini vurgunu vuran büyük AVM'ler oldu. Ellerinde para var, devletten büyük krediler alabiliyorlar ve bu kredileri de hem devlete karşı, hem millete karşı, hem esnafa karşı kullanıyorlar. Bugün bu ülkede ülkenin bütün kaymağını yiyen, bütün gelirinin büyük kısmını elinde tutan bu insanlar Çin'den mal getiriyor. 5 kuruş yetmez bir mal. Onunla vatandaşa bize rakip oluyor. Vatandaş da ekonomik sebeplerden dolayı orayı biraz daha ucuz buluyor gibi oluyor. Gidiyor, aldanıyor. Biz yıllardır kendimizle, kendi yağımızla kavrularak fiyatlarımız düşük. Düşük olduğu için de bu bölgede tutuluyoruz çok şükür. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani bir adamın bir ülkede 10.000 tane, bir de reklam kağıdının altına 11.000 şubeyle, yani övünerek, aslında bu ne demek biliyor musun? Ey 85 milyon, biz sizi bak ne kadar güzel sömürüyoruz. Yani 10.001 şubemiz var. Bizi bak, biz böyle sömürürüz. Mantığı bu aslında. Ama vatandaş dediğim ya, ekonomik sebeplerden dolayı vatandaşın da sahibi yok. Şimdi doğrusunu söyleyeyim. Yani vatandaşı uyaracak. Ey insanlar, yani siz para vereceksiniz. Aldığınız malın %90'ı Çin malı ve çürük bir mal. Böyle bir uyaran da yok, uyarıcı da yok.